Efendim selamların en güzeliyle. Bugün bu gece programımızın başlangıç bölümünde dünyanın en tatlı varlığının evine, en tatlı varlıklarının evine konuk olacağız. Onların hayatından bir deste sunacağız. Bize yol olan, bize yordam olan, bize yar olan, bize kapıyı açan, Allah'ın kendisine itaatten sonra en çok dinleyin dedikleri kişilerin, annelerimizin bahsini yapacağız. Çünkü herkesin annesi var. Çünkü herkesin yüreğinde anne çok önemli bir yer tutuyor anne. Çünkü anne büyük bir nimettir. Çünkü anne peygamber doğurandır. Çünkü anne Havva'dır. Çünkü anne cennetin kapısıdır. Cennete girilecek yerdir anne. Sahabeden biri öyle diyordu. Resulullah'ın yanına oturdum. Mescidindeyiz Resulullah'ın. Bir sohbet halkası var. O halkadan bir şey kapmak için Allah Nebisi'nin yanına oturduk. Biz çöktük oraya. Ben Resulullah'ın yanına yanaştım. İbni Hayde, bunu söyleyen sahabenin adı. Ben Resulullah'ın yanına yanaştım. Dedim ki ey Allah'ın elçisi, ben en çok kime iyilik yapayım? En çok iyiliği kim hak ediyor? Ona göre bütün gayemi ona iyiliğe adayayım. Ben eber dedim. Kime? Hazreti Peygamber gülümsedi. Yüzüme baktı. Tebessüm etti. Annene dedi. Biraz durdum. Yeniden yanaştım. Ya Resulallah, ben en çok kime iyilik yapayım dedim. Soruyu yineledim. Hazreti Peygamber yüzüme baktı. Gülümsedi. Annene. Biraz durdum. Üçüncü kez Resulullah'a baktım. Dedim ki ya Resulallah, en çok kime iyilik yapayım? Annene. Üç defa annene dedi. Biraz durdum. Sonra yeniden dedim ya Resulallah, en çok kime iyilik yapayım? Üzerimde kimin en çok hakkı var? Babana dedi. Üç defa annene diyordu. Sonra bir defa babana diyordu. Sonra devam ediyordu. Kim ömrü uzasın istiyorsa, kim rızkı çoğalsın istiyorsa, annesine ve babasına iyilik etsin. Sıla-i rahmi, yani teyze, hala, amca, yeğen, onlarla irtibatı koparmasın. Onlara iyilik ederse, onlarla yakınlığını devam ettirirse ömrü uzar veya bereketlenir. Rızkı çoğalır, belalar, kazalar, musibetlere engel. Öyle diyordu, olacaktır Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Doğrusu Allah'ın huzurunda hakkı ödenmeyecek tek yaratılmış olan annedir. Ne yaparsanız yapınız anne hakkını ödemiş olamazsınız. Annelik esir bulsan, babanı köle bulsan, kölelikten alsan, azat etsen, huzura varsan, ben annemi babamı kölelikten azat ettim desen, bir şey yapmış olamazsın, hakkını vermiş olamazsın. Annelik işte öyle bir şey, babalık işte öyle bir şey. Üç defa anne, sonra bir defa baba. Anne hakkı baba hakkının üç katıdır. Niye öyle? Çünkü anne en çok derdi çeken,
en çok ıstırabı çeken, en çok gözyaşı dökendir. İçinizde annesini kaybedenler var değil mi? Şu anda ekran başında beni dinlerken, izlerken insanların belki dörtte birinin annesi hayatta değildir. Annenizin öldüğü günü hatırlayın. Vücudunuzun bir tarafının çöktüğünü anlarsınız. Derin bir ıstırap duyarsınız. Babanın öldüğü günde insan çok sarsılır. Ama annenin öldüğü gün dert ortağınız. Sığınacağınız yer. Eteğine yapışacağınız, derdinizi paylaşacağınız, naz edeceğiniz, naz. 60 yaşında olsan annenin yanına gittiğinde hele başını dizme bir koy bakayım. Saçını şöyle bir dağıtayım der anne. Yaşın 60 da olsa sen anne için bebeksin hala, çocuksun hala. Kimse sevilmedi anne kadar, kimse gözyaşı döktürmedi anne kadar. Mezarına gittiğinizde bile annenizin hissedersiniz onu. Ne kadar derin bir hissiyat içinde olduğunuzu görürsünüz. Mezarına gittiğinizde rahatlarsınız annenizin. Sanki sizinle konuşuyorcasına, sanki size hoş geldin evladım. Beni niye daha çok görmeye gelmedin dercesine. Anne işte bu. Annesini öldüren katil, ana öldürmüş. Bir gün anasının mezarına varıyordu. Katil, anayı öldüren adam. Anasının mezarına giderken ayağı bir ara takıldı bir duvara, düştü sendeledi, düşerken yerden. Diyorlar ki mezardan bir ses duydu, anasının sesini. Annesi dedi, evladım dikkat etsene, bir tarafın incinecek, bir tarafın incinecek. İncitmediler, incinseler de incitmediler. Yürekte anne bir yaradır. Yürekte anne bir rüzgar gibidir. Aldın mı ananın duasını? Endişe etme, korkma. Rahman seninle beraber olur. Aldın mı annenin duasını? Dağları kaldırır, dağları hallaç pamuğu gibi atar. Eğer ananın duasını almışsan, annen seninle beraberse şayet, bil ki sen Rahman'ın katında bir yer edinmişsin. Bir gün bir kandilde dua etmiştim. Duamın bir tarafında dedim ki, ya Rabbi ben bir ananın çocuğuyum. Sen anamın yanında beni yakmazsın demiştim. Çünkü sen evladını anasının yanında yakmayacak kadar merhametlisin demiştim. Hiç unutmam. Ne kadar çok telefon almıştım o kelimeden, o duadan, duadaki o kelimelerden dolayı. Ne çok insan beni aramıştı. Biz de bir anne çocuğuyuz, bizi de yakmaz değil mi? Ben dedim ki, ben öyle iman ediyorum. Allah evladını anasının yanında yakmayacak kadar rahimdir. Gelin size yardım edin elinizle, ayaklarınızla, kalbinizle. Allah'a yardımcı olun. Ne demek Allah'a yardımcı olun? Bir zemin oluşturun, yoklayın ki Allah sizi cennetine alsın. O anlamda. Çünkü Allah bütün rahmetiyle tecelli eder yakmamak için. Çünkü Allah bütün rahmetiyle tecelli eder kulunu cennete sokmak için. Bütün anneyi sevenler cennete girer inşallah. Ümit ediyorum, arzu ediyorum, öyle inanıyorum. Bir adam geliyordu Hazreti Abdullah'a, Hazreti Ömer'in oğluna. Diyordu ki, annemi Horasan'dan ta Mekke'ye kadar sırtımda getirdim. Ben annemin hakkını ödedim mi acaba? Annemin hakkını ödedim mi acaba? Abdullah İbni Ömer, Ömer'in oğlu, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anhuma, Allah ondan babasından razı olsun. Bakıyordu adama, Horasan'dan Mekke'ye kadar annemi sırtımda taşıyan adama diyordu ki, sen annenin hakkını ödemiş olamazsın. Peki ben iyilik yaptım mı? Annenin seni doğururken çektiği bir sancının hakkını vermişsindir. Bir sancının hakkını. Doğururken seni annenin bir sancının hakkını vermişsin. Bir gün arabadaydım. Yanımda arkadaşlarım vardı. Bir telefon. Daha belki bir buçuk senelik bir vaka.
Biri aradı beni. Hocam dedi, bir günahım var. Nedir günahın dedim. Ben dedi, sinirlenince annemi dövüyorum dedi. Elimle dedi ona tokat indiriyorum. Annen ne yapıyor dedim, sen tokat indirince başını önüne yiyor dedi. Doğrudur dedim. Başını önüne yedirir. Yüzüne tokat atacak biri olsaydı dedim, 10 defa düşünürdün. Sen o yumruğu veya o tokatı kaldırmadan önce. Çünkü anne tokatta karşılık vermez onun için. Başına 10 balyoz indirsen bir şey demez. Benim cezam ne olacak hocam dedi. Sana söyleyeyim dedim. Biraz sonra eve git. Evde ocağı aç dedim. Evet hocam. Sonra annene vurdun, o eli ocağın üzerinde şöyle bir 10 dakika tut bakayım. Tutabilecek misin? Hocam yanarım dedi. Zaten yanacaksın dedim. Sen anneyi dövmeye devam edersen. Seni affetmezse annen, ne Nihat Hoca, ne falanca, ne filanca, kimse seni kurtaramaz. Kimse sana fetva da veremez. Kusura bakma. Böylesi de var. Anasının yolunda süpürge olan da var. Öyle diyor. Hazreti Peygamber diyor ki, cennete girdim. Yani cennetten bir parça gösterildi. Bir yer gösterildi bana. Birdenbire bir Kur'an sesi duydum. Müthiş bir ses, bir Kur'an sesi yankı yapıyordu. Kim bu güzel Kur'an'ı cennete okuyan? Resulullah cennete girdim diyor. Aslında cennete giren yok şu anda. O itibar ma seyekun, olacak olan olaylara, olacak olan manzaraları gösteriyor Allah ona. Cennet var ama şu anda boştur. Burada kafamız karışmasın. Bu kimin sesi, bu kimdir dedim. Harise bin Numan. Dedim ki, zekel bir, zekel bir. İşte bu iyilik, bu iyilik. Harise'yi, cennete Kur'an okutan nedir diye sordum. Dediler ki, ebarrun, kâne ebarren nâsi bi ummi. O annesine en iyi davranan adamdı. Anladım ki anasına iyi davranan cennete böyle olacak. Öyle diyordu Fahri Kainat, Efendiler Efendisi. Umeyye, Umeyye diyor ki, bir adam Resulullah'a geldi. Dedi ki, Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulun. Hazreti Peygamber döndü ona, Allah'a şirk koşma, parçalansam bile. Anne babaya haksızlık yapma, kötülük yapma. Dünyadan ve bütün her şeyden vazgeçmenin pahasına da olsa. Yani dünya için babana annene küsme. En çok aldığımız soru budur. Bugünlerde en çok aldığımız soru, annem ve babam küçük kardeşimi tercih etti, büyük abimi tercih etti, ben annemle konuşmuyorum veya babamla konuşmuyorum. Bakın cevabı Nihat Hoca değil, falanca filanca hocada değil, cevabı Hazreti Muhammed'tedir aleyhissalatü vesselam. Bütün soruların cevabı onda zaten. Öyle diyor, dünya ve bu dünyadaki her şeyden vazgeçsen de anne babanı üzme. İçki içme, çünkü bütün kötülüklerin anasıdır. 5 vakit namazı kıl, kılmazsan şayet Allah'ın korumasından, zimmetinden çıkarsın. Bu kadar net ve açık konuşuyordu Allah'ın Resulü. Mekke-i Mükerreme'de bir adam, annesi sırtında, anasını sırtında taşıyor küfenin içinde. Ve annesini taşırken, götürürken Kabe etrafında adam haykırıyor, habire, habire, habire. Ne diyor biliyor musun? Ben annemin hamalıyım. Ben annemin hamalıyım. Ben annemin hamalıyım. Hazreti Ömer görüyor uzaktan böyle. Bakıyor böyle gözleriyle. Dolu dolu gözleri Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer'in gözleri dolu dolu. Sahabeden biri diyor ki, duygulandırdı mı sizi?
Bu adamın bu tavrı sizi etkiledi herhalde. Ey müminlerin emiri, ey halife. Öyle diyordu Hazreti Ömer. Evet diyordu. Ben keşke şunu arzu ettim. Bugün annem sağ olsaydı ve ben annemi sırtımda şu adam gibi taşısaydım, Kabe'yi tavaf ettirseydim, deseydim keşke anneme, ben de ben senin hizmetkarınım deseydim keşke. Annem, ben senin hizmetkarınım, senin hammalınım diyebilseydim keşke diyordu Hazreti Ömer. Bunlar büyük insanlar, bunlar sıradan adamlar değil. Bunlar Mekke'nin bütün putlarını ayaklar altına almış, Hazreti İbrahim Halilullah'ın vasiyetini yerine getirmiş, onun davasına sahiplenmiş, Kabe'yi temizlemiş adamlar. Bunlar son peygamberin yanında yetişmiş özel insanlar. Ama bu kadar anneye tutkuları fazla, bu kadar anneye tutkuları aşkın. Lokman Hekim oğluna diyor ki, evladım bana cennetten bir şey getirebilir misin? Oğlunu deneyecek, oğlunu eğitecek. Lokman Hekim, oğlu gidecek, bir avuç toprak getirecek babasına. Baba diyecek, işte cennetten bir parça, cennetten bir hediye. Toprağa bakınca Lokman Hekim diyecek ki, oğlum bu toprak bildiğimiz. Bunun cennet toprağı olduğunu nereden biliyorsun? Biliyorum baba, bu cennet toprağı. Neden öyle? Çünkü ananın bastığı yer cennet değil mi? Annemin ayaklarının altından aldım bunu ben diyecekti. Lokman Hekim'in oğlu babasına takdim ederken bir cennet hediyesini. O zaman hakkı ödemek zor. Hakkı ödemek zor ama onlardan dolayı, onların hakkını ödememekten dolayı Allah'ın huzurunda yüzsüz olma ihtimali de var. Rabbim hiçbirimizi anne hakkından dolayı sorumlu tutmasın. Allah hiçbirimizi anne hakkından dolayı şöyle sigaya çekmesin. Hazreti Peygamber bir gün Medine'de mescidine çıkıyordu ve hiç yapmadığı bir şey yaptı. Resulullah'ın hitap tarzlarından biridir farklı şeyler yapmak, ama o güne kadar yaptın hiç yapmadığı bir şey yaptı. Minberin birinci basamağına çıktı ve amin dedi. İkinci basamağına çıktı, amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı, amin dedi. Üç defa üst üste amin dedi. Bütün mescidi saadette, herkesin gözü Resulullah'ın üzerinde. Allah Resulü neye amin diyordu? Hangi duaya? İşitilmedik bir duaya amin diyordu. Sonra çıkınca mescidi saadette minberin ta üzerine Allah Nebisi şöyle buyuruyordu. Bu'den limen edrake Ramazana felem yuğfar leh. Yazıklar olsun Ramazan ayına gelmesine rağmen kendini affettiremeyen adama. Demek ki Ramazan ayı affetmek için bir vesile. Allah'ın huzuruna gitmek için, Allah'ın rızasını kazanmak için bir yol. Bu denli men edrake Ramazana felem yuğfar. Yazıklar olsun o adama ki Ramazan'a vardı ama kendini bir türlü affettiremedi. Sonra devam. Bu denli men zukirtu inde felem yusalli ileyye. Yazıklar olsun falanca adama ki yanında benim adım zikredilir, yani Muhammed denilir, sallallahu aleyhi ve sellem demez. Yazıklar olsun o adama. Demek ki Hazreti Peygamber'in adı her anıldığında, Hazreti Muhammed dendiğinde ne yapacağız? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve biz ne yapmışız? Bir alışkanlık haline getirmişiz. Hazreti Peygamberimizin adını duyduğumuzda şöyle yüzümüze sürmeye, Resulullah'ın yüzünü veyahut da Anadolu insanı elini ne yapıyor? Kalbine koyuyor, yüreğine koyuyor. Yüreğimde Muhammed'im diyor. Aslında çok son derece anlamlıdır. Yüreğimde, kalbimde, iç alemimde. Yazıklar olsun. Yanında ben anılırım da salatü selam getirmez bana. Sonra devam etti. Yazıklar olsun şu adama ki, burnu sürünsün şu adama ki, anne ve babası veya anne ile babadan biri yanında kalmasına rağmen onlara hizmetinden dolayı kendini cennete atamayana yazık olsun. Demek ki annen
Sen için bir nimet. Ben nice anneler biliyorum. Gelinleri tarafından kovulmuş. Kızmasın gelinler bana. Ben onların da yararına olan şeyi söylüyorum. Eğer bir gelin kızımız kocasının annesinin evden atılmasına sebep olmuşsa, o gelin kızımız ne yazık ki ömrünün son dönemlerinde aynı şeyle karşılaşacaktır. Çünkü anneye karşı işlenmiş suçların cezası bu dünyadayken verilir. Bir gelin kocasına şunu dememeli, ya ben ya annen. Bu ne kadar ağır bir sözdür. Bana şu anda ekran başında kızanlar olduğunu biliyorum. Ama kızsınlar, canları bana sıkılmasın. Onların lehine olanı söylüyorum. Senin kocanın annesi senin annendir. Senin annen de kocanın annesidir. En doğrusu şu değil midir? Her gelin kocasının annesini, kayınvalidesini anne bilecek ve her koca karısının annesini anne bilecek. Doğru olan bu değil midir? Öyle muamele edecek, öyle hareket edecek. Yakışan bu değil mi? Elbette ki yakışan budur. Mevlam anne ve baba haklarından dolayı sorumlu olmamayı nasip etsin. Bir gün öyle diyordu. Bir yolculuktalar. Hazreti Peygamber en yakın sahabeyle beraber bir gün yoldalar. Yol Medine'ye doğru gidiyor. Bir yere geldiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam burada konaklayacağız dedi. Medine'den çıkıldıktan sonra Mekke'ye hayli uzak bir mesafede bu gece burada konaklıyoruz. Çadırları kurun dedi. Ve Hazreti Peygamber sahabe çadırı kurarken şöyle bir yamaçtan bir yere doğru yürüdü. Resulullah yolculuklarda bir yere tek başına gittiğinde sahabi arkadan takip ederdi. Çünkü birçok yolculukta münafıklar peygamberimize suikast girişiminde bulunmuşlardır. Bir seferde onu tepeden atmak istemişlerdir. Anlatırım bir gün. 12 kişi Hazreti Peygamber'i bir tepeden atıp öldürmeye çalıştılar. Allah tek tek o adamların adlarını Resulullah'a bildirdi. Anlatırım bir gün inşallah. İşte benzeri bir şey olabilir diye Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ı takip etti. Hazreti Peygamber'in bir vadiye doğru gittiğini, sonra taşların yoğun olduğu bir yerde Hazreti Peygamber'in oturduğunu ve şöyle oturduktan sonra ağlamaya başladığını gördü. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın tam arkasında oturdu ve Allah Nebisi'ne hiçbir şey sormadan, niçin ağladığını dahi sormadan Resulullah'ın arkasına geldi ve oturdu ve sessizce ağlamaya başladı. Hazreti Ebu Bekir öyleydi karakteri. Madem ki peygamber gülüyor, gülmek lazım. Madem ki peygamber ağlıyor, ağlamak lazım. Madem ki peygamber mahzun, hüzün lazım. Madem ki peygamber durgun, durgunluk lazım. Bir teslimiyet, kan ve et gibi müthiş bir muhabbet. Hazreti Ebu Bekir'inki çok farklı. Resulullah'la olan yakınlığı ve irtibatı hiç kimseye benzemiyor. Ne Hazreti Ömer'e ne başkasına. Onun için Resulullah bir gün Hazreti Ebu Bekir'le ilgili bir söz duyduğunda, tenkit duyduğunda dostumu bırakmaz mısınız diyecektir. Çok sert mukabele edecek. Allah Nebisi. Biraz sonra Ömer geldi. Hazreti Ömer. Baktı ki ikisi de ağlıyor. Önde Resulullah, arkada Hazreti Ebu Bekir. Dedi, niye ağlıyorsunuz? Allah size rahmet etsin. Söyleyin ben de ağlayayım. Ağlanacak bir şey varsa ben de ağlayayım. Hazreti Peygamber dedi ki ikisine, burası annemin mezarı. Annem Amine'nin mezarı. Ben burada ağlıyorum. Annem Amine'nin mezarı, ben burada ağlıyorum. Ben Allah'tan
Annem için bağışlanma dilemek istedim. Allah müsaade etmedi bana. Onu nasıl anladığımı söyleyeyim. Annemi ziyaret edebilir miyim diye Rabbıma sordum. Edebilirsin dedi. Ben annem için mağfiret diledim, müsaade etmediği, ben acizane şöyle anlıyorum. Allah Nebisi'nin çizdiği o yolda, yani sanki Yüce Rabbim diyor ki Muhammed, annenle ilgili konuda aradan çekil. Ben anneni bağışlarım senin rahmet duymana, onun için rahmet okumana. İhtiyaç yoktur annenin. Annen bağışlanmıştır. Ben o cümleyi böyle anlıyorum. Sonra döndü, şöyle dedi Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'e, ben en çok neyi arzu ederdim bu dünyada biliyor musunuz? En çok şunu arzu ederdim. Keşke annem ve babam, peki devam edeceğiz. Peygamber haberdar ediliyor. Diyorlar ki Allah'ın Resulü Alkama ölmek üzere. Resulullah'ın sevdiği bir delikanlı, camiye bağlı bir delikanlı. Allah Nebisi, çünkü hastalar haberdar edilirdi, hastalardan dolayı hemen Peygamberimiz haberdar edilirdi ve Resulullah ya birini gönderirdi ya kendisi giderdi. Hastanın son anında yanında bulunurdu. Onun ahirete göçerken rahat göçmesi için yanında bulunurdu. İşte öyle bir sahabi, son zamanlar, son demlerinde Allah Nebisi'ne haber geliyor. Ya Resulallah, Alkama hasta, ölmek üzere Alkama, Alkama'ya uğrar mısınız? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Alkama hakkında bilgi alır. Nasıldır durumu? İyi değil derler. Hangi açıdan iyi değil? Derler ki ya Nebi, Alkama bir türlü kelime-i şehadet getiremiyor. Yanında kelime icadeti getiriyoruz, bize boş gözlerle bakıyor. Halbuki namaz kılardı, camiye bağlıydı. Allah'ı severdi, peygamberi severdi, sahabeyi severdi. Temiz bir mümindi, sadıktı. Ama şu anda kelime-i şehadet getiremiyor. Ölürken böyle ölecek işte. Hazreti Peygamber, Hazreti Bilal ile sahabeden birini, Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhuma, ikisini gönderir. Gidin bana Alkama hakkında bir bilgi hele getirin. Nedir Alkama'nın durumu? Niye kelime-i şehadet getiremiyor? Önemli çünkü. İyi bir Müslüman olacak ve son nefesinde kelime-i şehadet getirmeyecek. Nice insan var ki son döneminde, son deminde böyle çatır çatır dersiniz ya. Kelime-i şehadet getirir bir mümin olarak, sadık bir mümin olarak Allah'ın huzuruna gider. Farkındadır olan şeyin, gittiği yerin. Niye önemli biliyor musunuz? Çünkü ölürken herkesin önünden perde sıyrılır. Ölen kişi mutlaka gireceği yeri görür. Cennetse cennete dair, cehennemse ateş görür. Ama Alkama durmuş işte. Kilitlenmiş, kilitlenmiş Alkama. Bir şey söyleyemiyor. Sahabi gider. Sonra dönerler Nebi'ye. Ya Resulallah, denildiği gibi kelime işaret getiriyoruz Alkama'ya. Dili dönmüyor. Sanki dili ağzına tıkanmış. Sanki dili büyümüş. Alkama öyle işte. Hazreti Peygamber hanımını çağırtır Alkama'nın. Kimi var? Karısı var. Çağırtır, der ki Alkama'nın bildiğimizin dışında bir şeysi var mı? Hani bilmediğimiz bir hatası, bir şeysi. Hanımı der ki hayır, sizi çok sever, Allah'ı sever, iyi bir mümindir, sadık bir Müslümandır, hain değildir Alkama. Peki başka kimi vardır der. Yaşlı bir annesi var. Annesi yanınızda mı sizin? Hayır, yanımızda değildir. Nerededir? Nerededir? Medine'nin kenar semtlerinden birinde. Hazreti Peygamber meseleyi çözer. Annesine haber göndertir. Annesini getirtin veya ben gideyim oraya. Yani gelemeyecek kadar ihtiyarsa ben gideyim. Gelecekse gelsin ziyaretimize.
Biraz sonra duyunca kadın Resulullah'ın haber verdiğini, der ki kadın ne demek, ben yerde sürünerek olsa giderim ben ona. O rahatsız olmasın, ben gideyim. Biraz sonra pir ifani bir kadın, iki büklüm, elinde asasıyla bir kadın Resulullah'ın huzuruna gelir. Alkama'nın annesidir. Resulullah konuşur, biraz sonra der ki anne der, Alkama senin oğlun değil mi? Kadın der ki evet, benim oğlumdu. Oğlumdu. Niye der Resulullah, oğlundu. Alkama iyi çocuktu. İyi bir Müslümandır. Ama evlendikten sonra Alkama'nın huyu değişti der Resulullah'a. Beni aramaz oldu, beni sevmez oldu der Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama diye ifade eder. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam der ki kadın, Alkama ölmek üzere oğlun, fakat oğlun kelime-i şehadet getiremiyor. Eğer böyle devam ederse oğlun, sen ona hakkını helal etmezsen şayet, senin oğlun böyle devam ederse kelime-i şehadet getiremeden Allah'ın huzuruna girecek, onun hali iyi değildir, sen oğluna merhamet et, ona hakkını helal et. Beni dinle, hakkını helal et. Seni kırmış olabilir, evlendikten sonra seni terk etmiş olabilir ama Allah'ın huzurunda. Şimdi gün çetin gündür, bir insan için ölüm bir kıyamettir. Herkesin kıyameti öldüğü gün kopacak, çetin bir gün. İşte bugün de annelik yap ona, merhamet et, hakkını helal et der. Ama kadın der ki hayır ya Resul, senin emrin başım üstüne ama benim gönlüm kırık, bir defa etmem hakkımı helal. Biraz sonra çeker ve gider. Ne bir üzgün, ne bir endişeli. Alkama'nın anasının bu halinden dolayı son derece rahatsız. Resulullah sahabeden iki kişiyi çağırır, der ki Alkama'nın annesinin evine gidin. Alkama'nın annesine deyin ki Hazreti Peygamber sizden odun istiyor. Odun, odun, çalı çırpı yani. Alkama'nın annesi soracak, diyecek ki Alkama'nın annesi soracak, diyecek ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çalı çırpı ne yapacak odunları? Deyin ki Alkama'nın anası Alkama'ya hakkını helal etmediği için Alkama son nefesinde kelime-i şehadet getiremiyor. Peygamberin bir cemaatinden biri belki imansız gibi gidecek. Belki endişeyle ahirete savrulacak, son nefesinde şehadet kelimesi dudaklarında yok. Bu kötüye işarettir. Bu nedenle Resulullah emretti. Alkama ahirette yanmasın diye Hazreti Peygamber Medine'nin ortasında ateş yakacak ve Alkama yakacak orada. Peygamber yakar mı adam? Allah nebisi insan yakar mı? Mümkün müdür? Elbette ki hayır. Ama orada şunu söylüyordu, anasını razı etmeyen, anasının hakkını ödeyemeyen, dünya hayatında yansa yeridir. Eğer onun bir cezası olmuş olsaydı, belki yanma olacaktı. Bu kadar çetindir onun cezası. Resulullah'ın anlattığı buydu. Bu kadar çetindir onun cezası. Ne var ki Allah nebisi orada annenin yüreğindeki rahmeti, annenin yüreğindeki coşkuyu, annenin yüreğindeki annelik şefkatini ön plana çıkarmaya çalışıyordu. Alkama'yı kurtarabilmek için Allah'ın Resulü, ve çizgiye bakın ne kadar çetin bir çizgidir. Resulullah şunu söylemiyor, bırakın Alkama'nın annesini, ben Muhammed'im.
ona dua ederim o kurtulur demiyor Resulullah. Çizgiye bakar mısınız? Ne kadar keskin bir çizgi var. Hazreti Muhammed'in çizdiği çizgi ne kadar vicdani, ne kadar akla yatkın, ne kadar vicdanla doğru orantılı. Allah Nebisi Aleyhisselatü Vesselam, evet, sözlerin sultanı, mananın sultanı, iç alemin sultanı, rahmet peygamberi Aleyhisselatü Vesselam. Binlerce salatü selam ona olsun. Bütün yolları o gösterdi. Anneyi sevmeyi. Anneye merhamet etmeyi, ananın ayaklarının altında cennetin olduğunu o öğretti hepsi. Alkama'nın annesinin yanına giden sahabeler ondan odun isterler. Derler ki, odun istiyoruz kadın. Kadın diyecek ki, Resulullah odunu ne yapacak? Allah Nebisi çalı çırpı ne yapacak? Diyecekler ki, Hazreti Resulullah o çalı çırpı ile herkesin evinden çalı çırpı toplayacak. Medine'nin ortasında bir ateş yakacak. Oraya Alkama isimli bir sahabesini yakacak. Neden yakacakmış der oğlu ya. Derler ki annesi ona hakkını helal etmemiş. Onun ahiretteki cezası budur. Bundan dolayı Resulullah'ın bütün hedefi kadının o annelik duygularını bir anda ileriye çıkartıp oğlumu ben helal ettim, onun bütün haklarından vazgeçtim kelimesi duyurabilmekti, duyabilmekti. Duyunca bunu ihtiyar kadın Hazreti Alkama'nın annesi ellerini kaldırır der ki, ya Rabbi sen şahit ol, ya Rabbi sen şahit ol, ya Rabbi sen şahit ol, ben oğlum Alkama'ya bütün haklarımı helal ediyorum der. Hazreti Peygamber'e deyin ki anne Alkama'ya hakkını helal etti. Sahabe koşar. Dert buydu zaten. Gaye buydu zaten. Bu sözü duymak kadından. Koşarlar Resulullah'ın önüne. Kapıyı açarlar. Büşra ya Resulallah. Büşra ya Resulallah. Büşra leke ya Resulallah. Bir hayat kurtarıyorlardı, bir can kurtarıyorlardı. Sahabi nasıl sevinmez? Diyorlardı ki, müjdeler olsun ey Allah'ın elçisi. Alkama'nın anası hakkını helal etti dediklerinde Resulullah'ın yüzü parlıyordu. Parlıyordu güneş gibi. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Hadi koşun bakın Alkama'nın hali nasıl. Sahabi koşuyordu. Ebu Zer, Hazreti Bilal, Hazreti Selman hızlı hızlı Alkama'nın evine doğru koşuyorlardı. Kapıya daha geldiklerinde içeriden ses geliyordu. Alkama'nın sesi. Alkama diyordu ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Şehadet ederim ki Allah bir, şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür diyordu. Ve kurtarıyordu. Allah tümümüzün ahiretini güzel etsin inşallah. Allah ahiretimizi mamur etsin inşallah. Allah son anımızda Alkama'nın son nefesi gibi versin inşallah. Allah analarımızın yüreğini incitmesin. Allah analarımızın dualarını bizim ahiretimiz ve dünyamızın mamur etmesine, edilmesine döndürsün inşallah. Dünyamız annelerimiz de güzel olur inşallah. Allah hiçbir ananın yüreğini incitmesin. Allah hiçbir anayı evlatsız bırakmasın. Allah dünya hayatında evladı olmayan annelere ahirette evlatlar nasip etsin. Çünkü dünyada çocuk doğuramayan kadınlar hiç üzülmesinler. Ahirette onların çok çocuğu olacak. İstedikleri kadar olacak. Allah onlara lütfedecek. Üzülmeyecekler. Asla mahzun olmayacaklardır inşallah.